Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. 2021 yılının ilk CSGO gündem videosu ile beraberiz. Her zaman olduğu gibi YouTube'da gündem videosu olacak. Aynı zamanda podcast tarafında da yine Spotify'den veya iTunes üzerinden dinleyebileceğiniz linklerinizi bırakıyor olacağım. Gündem çok yoğun, hızlı hızlı konulara geçmeye çalışacağım ki her konuya mutlaka değinmiş olacağım diye. Hep beraber videoya geçelim. Şu an için CSGO dünyasında tek kalan takımımız diyebileceğimiz, belki de Türk oyuncudan kurulu, Sangal'ın. Biraz son döneminden bahsederek giriş yapalım videomuza. Sangal bildiğiniz gibi 2020 yılında artık en büyük atılımını yapmış. MDL'e yükselmiş. Yavaş yavaş Avrupa'daki büyük turnuvalardan invite almaya başlamıştı. Ve bunun çerçevesinde de sene başı çok yoğun geçmeye başladı. Direkt 2021 başı itibariyle. MDL'in başlamasıyla beraber paralelde de 3 tane önemli turnuvadan invite alarak başlamıştı. Bu sonuçlar nasıl olmuş? Önce onlara bakalım. En büyük turnuvalardan bir tanesi belki de hem ödül anlamında hem de vizyon anlamında. Snow Sweet Snow Turnuvası. Daha önce Home Sweet Home turnuvası adıyla yer alan bu turnuva için öncelikle bölgesel elemeler bir gruplar yapıldı. Buradan Sangal başarılı bir sonuçla çıkmayı başarıp ana tabloya kalmaya hak kazanmıştı. E, bu dönemde yine aynı şekilde Omen turnuvasının açık elemelerinden kapalıya girmeye hak kazanmıştı. Ama burada öncelikle Movistar Riders ki Movistar Riders'ın son olarak Sumuya transferiyle beraber bir patlama yaptığı maç olmuştu. Bu Sumuya bu maçta 30 bıraktı. Burada bir Movistar mağlubeti var. Sonrasında da ee, Sinners takibine Best of 3'de yenilerek Omen turnuvasına veda etmiştik. Ee, yine başka bir invite turnuvası Shadow League invite turnuvası. Bu da yine bir CS bölgesinden e, yer alan turnuva olarak ilk kez yapılmıştı ve burada da bir invite almıştık. Burada da açıkçası fena görünmesek dahi e, yine son dönemin bizim için belalı takımı Sinners ki Sinir's kadrosunda da özellikle Oscar var belki orada hatırlıyorsunuzdur. Ee, burada biz iki kez mağlup ederek turnuvaya veda etmiştik aslında iki kere farklı dönemlerde. Snow Sweet Snow turnuvasında bölgesel yerlerden çıktıktan sonra ana tabloda gerçekten kaliteli takımların olduğu bir yer dedik. Dediğim gibi son dönemde Sangal'ın gördüğü en büyük turnuva oldu bu. Ve Antpoint mağlubiyetiyle başlamıştık. Sonrasında Lover'dan gidip aslında Dignitas gibi, Linkli Vikings gibi hiç fena olmayan takımları yendik. Dignitas bünyesinde Forrestal Freiburg'ler var. Ee, bu noktada açıkçası iyi vitrin maçlarında galibiyetler almıştık. Ama sonra tekrar ant point karşımıza geldi ve pek mücadele gösteremeden elenmiş olduk. Son olarak da European Development Championship'ten bir invite'ımız vardı. Burada da özellikle hani son dönemde çok rahat yendiğimiz Budapest Five takımını yenilerek başladığımız için biraz sıkıntı yaşadık. Sonra bisiklet galibiyeti ama bu kez de Hellraiser's mağlubiyetiyle beraber de turnuvaya veda ettik. Bunların paralelinde de e, çok uzun zamanda uğraştığımız MDL ki yeni ismi ESA Premier e, sezonda sezonunda da iki birlik bir Anonymous mağlubiyetiyle de lige başlamış olduk. Anonymous da Sinex'lerin, e, Polonyalıların yeni takımı diye düşünebilirsiniz. Ya yani, G anlamda çok büyük, yoğun bir takvim yaşıyor Sangal. Neredeyse her gün Ortalama iki günde bir resmi maç oynuyordu. Hatta bu daha da fazla sıklaşmıştı bu dönemde. O yüzden takımın biraz yoğunluktan dolayı şikayet edeceği bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Ama e, yani bir ilerleme olduğunu söyleyelim. Net bir şekilde takımımızda geçen sene göre o yükselme periyodu devam ediyor. Ama henüz yani biz MDL seviyesi takımlarındaki turnuvaları rahat yeneriz. İşte end pointler mesela örnek veriyorum. Geçen sene ESL Pro Lig'e çıkmıştı e, Premier'den. İşte ne bileyim o tarz takımlara göre biraz daha henüz hazır değiliz. Bunu söylemek lazım. Ama gerçekten çok keyifli bir bir ay geçti. E, Şubat'ın da başıyla itibariyle neredeyse 30-40 gün boyunca e, her gün bir sangal maçı, her gün e, güzel bir mücadele seyrettik. Takımın gelişimi devam ediyor ama ne kadar ilerleyebileceğimiz konusunda birazcık daha e, beklememiz gerekecek. E, özellikle bazı maçlarda takım oyunuyla ilgili bazı sıkıntılar yaşadık. Rakibin taktiksel olarak hatalarından dolayı e, bunu değerlendiremeyen bir sangal görmüştük. E, biz daha çok hata yapan taraftık. Bir de tabii ki oyun içerisindeki özellikle eko rantları sürekli rakibimize vermemiz. Yani rakibimiz eko sürekli USP eko dahil olmak üzere rantları vermemiz ve hani maçı koparacağımız yerlerdeki hatalarım, sangalın hala geliştirmesi gereken yerler. E, Bireysel anlamda da bazı oyuncularımızın zaman zaman maçlardaki geri kalma durumları var. Ama bir bütün olarak baktığımızda sangalın dediğim gibi 2020'den kalan iyimesi devam ediyor. Gidiyor, gelişim devam ediyor ama biraz Şu an daha sert maşarla beraber gelişmemiz Durmuş durumda. E, hızlı bir şekilde Tekrar toparlamak lazım. Bizim için Belki de en kritik noktalardan bir tanesi Vox'in Cloud9 tarafından benchlenmesi oldu. Bu noktada yerine Zepa ile beraber eski Kaos oyuncusu e, Boşluğu dolduran Cloud9 içinde Aslında yapılan açıklamada biraz daha sanki Özgürün gönülsüz olduğuyla yani bu düzende oynamak istemediği ile ilgili bazı açıklamalar e, görünmüştü. Yenicinin yaptığı açıklama Vox'in özellikle Türkiye'de oynarken yüksek ping kalması sebebiyle Avrupa'ya taşınmasını istedik, e, bunu önerdik ama o bunu pek tercih etmediği gibilerinden bir açıklama yaptı ve e, Vox ile beraber yollarında ayrıldığı açıklanmış olduğu ve Özgür şu an için bir süredir boşlukta yani herhangi bir transfer yapmadı, herhangi bir takıma çalışmadı ve çeşitli kariyer planları yapıyor diye tahmin ediyorum özellikle de çalıştığı e, ajansla beraber. Şu an için Özgür adına son 1-1,5 yılın çok iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Yani bundan bir sene önce dünyanın en iyi oyuncusu olmuş bir oyuncunun ondan sonraki dönemde çok istediği gibi gitmedi işler. Önce Mahsup ayrılışı çok keyifli olmadı. Sonrasında cloud önemli bir yatırım olarak transfer oldu ama oradan da pek dediğim gibi istediğimiz bir sonuç çıkmadı gibi. Özgür'ün farklı hedefleri var. Bunlarla ilgili bazı infolarım var ama bunları benim vermem doğru olmayacağı için şu an herhangi bir şekilde bahsedemem. Ancak e, hani çok fazla soru geliyor işte Feyze gider mi şuraya gider mi falan e, Özgün şu an için o tarz bir planı olmadığını söyleyebilirim e, Herhalde kendi daha farklı bir kariyer yolu deneyecek Veya kendi farklı çalışmalar yapacak noktada Biraz kafa dinliyor açıkçası bu e, Sonrasında tekrar kariyer planı yapacak Çok geç bir oyuncu Önünde çok uzun bir kariyer var O yüzden bunun için bir zamanı var Şu anda bu dinlenme evresini Ve tekrar en doğru kararı vermek Belki de en zirve noktaya çıkmak için e, Geçireceği dönemi bekliyor diyebiliriz şu an için Türkiye organizasyonu olarak kurulan e, ama kadrosunu tamamen yabancı oyuncularından devam ettiren MNA için de e, Advanced League periyodu başlamış oldu. Kadroya özellikle Avrupa'da hani MDL ve Advanced League seviyesi diyebileceğimiz önemli işler yapmış aslında. Defection, Sandon, Hektos, Blitz gibi, Oscar gibi kadroyu toparlayan MNA için de Advanced periyodu çok iyi başladı. Özellikle Advanced League'in başında e, Advanced Slot'unu koruyabilmesi için geçen seneden oyuncularına iki tanesini oynatmak durumundaydı MNA ve bu noktada ipotla beraber Wizard takıma destek olmuştu. Sonrasında ise gerçek kadro ile beraber dönüş yaptılar ki ve devamlıdır. iyi bir aslında Advanced'lik periyodu görüyoruz artık MNA eSports'tan ee, ve hani net bir şekilde söyleyebiliriz ki bu sene Advanced'in en iyi takımlarından bir tanesi olacak gibi ve kendisini de e, MDL serüveninde güzel bir yolculuk bekliyor diye düşünüyorum. Henüz e, çok fazla maçlarını sunma şansı yakalayamadım. E, biraz yoğunluktan dolayı ama Özellikle Advanced Lig'indeki bu aşağıda gördüğünüz diğer maçlarında olduğu dönemde hızlı bir şekilde takımı seyircilerimize aktarmak için gösteriyor olacağım ama gerçekten çok kaliteli bir kadro kuruldu. Çok güzel bir yatırım yapıldı, çok önemli transferler var takımda ve gerçekten bir Türk organizasyonunun tekrar MDL'e çıkma heyecanını bu ekiple beraber yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Player Break döneminin belki de en büyük transferi FaZe'den geldi. Team Liquid ile yollarını ayıran ve özellikle Avrupa bölgesine geçmek istediğini söyleyen Twist için yeni bir adres aranıyordu. Bu transfer çok uzun sürdü bu arada. Ben daha erken bitmesini bekliyordum ama büyük ihtimalle kontrat durumları sebebiyle biraz daha bekledikten sonra artık Ocak sonu itibariyle Twist'in Faze kadrosuna katıldığı duyuruldu ki Faze'in Nikon'un boşluğunu doldurma noktasında gerçekten çok iyi bir transfer yaptığını söylemek lazım. Enteresan konulardan bir tanesi ise belki takımdaki Olaf Meister'ın ki büyük ihtimalle oyunu bırakacak zaten. E, ayrılması beklenirken Kier bir takımda bençlendi ve Hatırlarsanız Nord'dan ilk çıktığı dönemde şunu söylemiştim. Zaten Astralis'le beraber hani Major pis olarak büyük bir kariyer başlangıcından sonra çok büyük bir hata yapmıştı Nord'a giderek. E, devamında hani biraz oyun dışındaki sebeplerle aslında e, sorunlar yaşadığı düşünüldüğünde ki çok fazla bu noktada tercih edilmeyen bir oyuncu olduğu için kulüpler tarafından. Şimdi de Face tarafından ben şendikten sonra büyük ihtimalle gerçekten e, kariyeri artık iyice dibe doğru gidiyor olacak. Biraz sürpriz, biraz şaşırmış olduğunu söylemiştik Yerbin'in. Açıklamalarını da buradan eğer okuyabilirsiniz isterseniz. Hani Face Clan tarafından e, ben e çekildiği için çok üzgün olduğunu, e, bu kadroya geldiğinde gerçekten çok büyük hayalleri olduğunu söylüyor. Ama hiçbir zaman o sinerjiyi ve istikrarı da bulamadığından biraz bahsetmiş. Yani dediğim gibi FaZe zaten e, o boşlukta North'tan sonra transferi yaparken kier bir noktasında e, bence hani ya kariyerli bir önce bir şans daha verelim gibilerinden bir deneme yapmıştı. Ama göründükçe çok fazla zaman geçirmeden sadece yarım sene içerisinde tekrar qr ile beraber yollar ayrılmış oldu. Ve FaZe yine aslında bir yıldızı gönderip başka bir yıldızı almış oldu böylece. Diğer bir konuda şu an FaZe'in tabii ne yapacağı henüz resmiyet kazanmadı ama e, kozlarını da yakın dönemde söylediğine göre ee, bir ingame game leader beraber bu kadro tamamlanacak. Yani All of tekrar e, oyunu bırakması ki zaten şu an resmen Face yardımcı olmak için maçlara çıkıp oyun oynuyor böyle bir ortamda Olaf Meister'ın da bırakmasıyla beraber tekrar bir Ingel Mider ihtiyaçları olacağını ve onu doldurup da yıla bomba gibi gireceklerini söylediler ki bu büyük ihtimalle Kerrigan olacak. Çünkü dün de açıklanan haberle beraber Kerrigan'ın Mouse Bros'tan ayrılacağı kesinleşti. Böyle bir durumda önce Face tarafına bakalım. E, ee, Kerrigan'ı biliyorsunuz zaman zaman eleştiriyorum ama oyundaki en büyük saygı duyulan in-game Mider'lardan bir tanesi. Ve böyle bir ortamda Faze'nin ihtiyacı olduğu direkt ismin olduğunu söyleyebiliriz. Takımda şu an Colzera, Rain, Twist ve Broky gibi çok kaliteli isimler varken bunlara artık bir lider gerekiyordu. Bu noktada da Kerrigan'ın Feyze ilaç gibi geleceğini söylemek lazım. Feyze bu sene geçen senelere göre biraz daha üst düzey görebiliriz. Daha çok turnuvalarda final oynayan yarışından oynayan, kupa alan bir takım haline dönecektir. Mousesports tarafına döndüğümüzde de 26 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Dexter'ın takıma dahil olduğu söylendiği in-game pozisyonundaki daha önce özelliklerini Renegades'le beraber ismini duyurmuş isimlerden bir tanesiydi. Enteresan bir transfer olacak. Niye enteresan derseniz çünkü Mousesports'da ciddi bir tecrübe kaybı yaşanıyor. Chris Jay takımdan ayrılmıştı. Kerigan da özellikle şimdi ayrılacağını söylenmesinden sonra ya bu kadar genç oyuncular, ya yani genç oyuncu diyorum şu an takım içerisindeki Frozen, Robs ve Dumas gibi gerçekten yeni isimlerin e, hadi Robs biraz daha tecrübeli bir belki istikrarlı bir oyuncu oldu. Tecrübeli bir hale geldi ama bunların hepsinin yanında onları çekip çevirebilecek bir oyuncu olacak mı? Benim için gerçekten büyük bir soru işareti olacak Dexter'ın. Ama kariyerin transferini yaptığını söyleyebiliriz. Dexter'ın Avrupa bölgesine gelecek. E, çok ciddi değişiklik bu arada aynı zamanda onun içinde hani farklı bir kıtadan farklı bir e, bölgeden geliyor olması da farklılık yaratacak. E, Sports böyle bir maceraya giriş yaptı ve bunu Ondan sonra da Kerrigan'ın büyük ihtimalle feyze imza atması bekleniyor ki bilmiyorum benim gibi ben hani Mal Sports'un tekrar o dünya bir numarası olacak seviye çıkabileceğini düşünmüyorum. E, evet bu kadro top 20 yapabilir. Top 20 içerisinde başarılı da olabilir. Ama tekrar e, turnuva kazanan, sürekli final gören o özellikle Vox 2 dönemdeki veya ondan önce bir kez daha Mal Sports bunu yapmıştı Oscar'lı dönemde. E, onlara tekrar ulaşabileceğini düşünmüyorum Mal Sports'un. Biraz daha yatırım kadrosu gibi oldu bu. Mal Sports konuşurken onu da tekrar eklemek lazım. Tabi Chris Shea'nin ayrılma muhabbetinin çıkması ile beraber de Mouse Sports yeni bir oyuncu arayacaktı. Ve bu noktada özellikle Trick ve Mad Lions çok başarılı olan Eikor'u transfer etti. Ana AWP oyuncusu olarak. Tabi takımdan şu an Chris Shea ve e, olası Kerrigan'ın ayrılış sonrası bir AWP ihtiyacı olacaktı. Bu noktada Eikor'u transfer ettiler ki Acre çok iyi bir oyuncu. E, çok başarılı bir oyuncu ve potansiyelini gösterebilecek bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Mouse Sports adı altında yılın en başarılı transferlerinden bir tanesi oldu ki Mouse Sports kadrosunu da tamamlarken. Biraz Brezilya tarafını konuşalım e, Brezilya tarafındaki krizler devam ediyor. Özellikle de Fallon Ayrış sonrası birazdan ona geleceğim. E, zaten MIBR takımı artık bitmek üzereydi. Furia geçen sene müthiş bir yıl geçirmiş ve başarılı olmuşken yine onlar da bir takım çıkarışlıklar gidip Penny'nin takıma ayrılması sonrası Junior'lu bir kadro kurdular daha önce yine Brezilyalı oyunculardan ve beraber oynayan oyunculardan kurulu takımlardan bir tanesi Gatsent bünyesi altına girdi. Takon'un ve Phelps'in liderliğinde artık Gatsent adı altında mücadele edecek bir Brezilya takımı var. Yine aynı şekilde MIBR dediğim gibi Fallon'un gidişi sonrası TNG'nin, Lucas'ın, e, ayrılması derken MIBR yepyeni bir kadro kurdu ve Bolts buradaki tanıdığımız tek isim olarak yerle beraber belki ön plana çıkıyor olacak ama G anlamda ilk defa turnuvalarda artık bu kadar fazla Brezilya takımını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Gerçekten onların da her ne kadar en iyi takımlarının e, eski zamandaki bir MIBR belki bir eski Gaming belki bir limonistik Gaming kadar ciddi başarı elde etmese de e, çok başarılı bir dönem geçirdiğini ve Brezilya siyasetinin tekrar aktif olduğunu söylemek lazım. Furya yine bu senenin en iyi takımlarından bir tanesi olacak gibi görünüyor. Junior veya e, Bench'ten gelen Honda katkısıyla beraber de tekrar Furia'yı üst sırada göreceğiz gibi bahsedebiliriz. Evet aslında Twist'ten sonra belki de yılın en büyük transferlerinden bir tanesi Fallen'la beraber Team Liquid tarafından geldi. Twist'i kaybettikten sonra bir çözüm arayan ve tekrar genç bir yıldız oyuncu adayını denemektense ki Grimm'le öyle bir şey yapmışlardı. Bu kez biraz daha tecrübe tarafına odaklanıp e, Fall'ın kadrosuna kattılar. için içinde artık kariyerinin son transferi diyebiliriz. Gerçekten tecrübeli oyuncu. O MIBR'da bir türlü istediği kadroyu kuramamıştı yıllar içerisinde. 2 e, sene öncesinin, Üstten sene öncesinin o çok başarılı takımlarından artık uzaklaştıktan sonra Fall'ın için hani son baharın son transferi gibi görebilirsiniz. E, takımda önemli bir rol üstlendi. Artık main AP oyuncusu olacak ki e, ingem konusunda şu an takıma e, bir katkı vermediğini söylüyor. Vermeyeceğini söylüyor. Açıkçası Fall'ın ilk konuşulduğu zaman lobilerde şöyle değerlendirmiştim ben. Mükemmel bir katkı olacak değil. Çünkü hem e, uzun süredir önce Nitro sonra Steve ile beraber bir istikrarsız belki AWP oyuncusu varken artık bir main AWP oyuncusu geldi. Ki Fallon buraya çok iyi kapatacaktır. Ek olarak in-game leader potansiyeli ve becerisinde çok yüksek olduğu düşünülüyor. Bence Steve'den bu yükü alabilir diye düşünmüştüm ama Fallon ilk yaptığı açıklamalarda in-game leader'ın liderliğin hala Steve'de kalacağını söyledi. E bu bence ciddi bir hata gibi görünüyor. Bunun ne kadar yaparlar bilmiyorum ama ben biraz da sanki hani hemen geldim burada işte içerideki arkadaşlar saygısızlık olmasın gibilerinden bence Stevie çok iyi yapıyor bu işi falan diye Fallon biraz konuştu ama bir süre sonra e, direksiyona tekrar Fallon'un geçmesini bekliyorum ki olması gereken bu gibi e, böyle bir durumda Liquid'i tekrar Amerika'nın en iyi takımı olarak göreceğiz ama zaten şu an Amerika'daki CSGO'nun hani kısmen ölme noktasına geldiğinde e, Liquid'in en azından Origin'in e, final mücadelelerinde o bölgenin şampiyonluklarında Furia ile beraber biraz daha uğraşacağını söylemek lazım. E, ama yani Team Liquid yine dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi olmaya devam edecek. Ama eskisi kadar önceki dönemde Twist'in, Nitro'nun yer aldığı gibi dünyanın en iyi takım olabileceğini düşünmüyorum. Ama dediğim gibi tekrar Amerika tarafında zirveye oynayacaklardır. Sonrasında da özellikle uluslararası turnuvalarda bir şekilde yarı finaller görebilecek kadar hala çok iyi bir takım olduğunu söylemek lazım. Çünkü takımda gerçekten ne Elig gibi top level oyuncular yer almaya devam ediyor. Ee, yine son dönemin belki de en üzücü haberlerinden bir tanesi otomatiğin Counter Strike'ı bırakması oldu ki Major şampiyonu olduğu Cloud9 ile beraber yani sadece tek turnuvalık bir oyuncu olmadığını uzun süredir gösteriyordu. Komple bir oyuncu. Yani son dönemde AP'de oynamıştı özellikle cloud Ama onun dışında Rifle'da da çok iyi olan, oyun bilgisi çok iyi. Eğimi çok iyi olan ve çok soğukkanlı. Ee, ama onun için gerçekten çok kötü bir kariyer devamı geldi. O Cloud9'ın Major Şampiyonluk'tan sonra takım dağılmaya gittiği noktada. Bir süre işte cloud ile beraber takıldı. Sonra Genji kadrosu içerisine geçti. Ama hep böyle... Ya buradan bir şey olmayacak ya izlenimini ilk günden görüyorduk takımlarda ve otomatik direndi 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 artık daha fazla direnemedi ve o da ay başında verdiği kararla beraber şubat ayında artık Valorant tarafına geçiş yaptığını ve t transfer olduğunu söyledi ki orada da özellikle Kadırla beraber tekrar çalışıyor olacak. Yani CS:GO için çok üzücü bir haber bu gerçekten. Yani kariyerinde sadece sanki bir turnuva veya bir dönem oynamış gibi görünse de çok daha büyük şeyler yapabilecek önemli bir oyuncuydu otomatik ve özellikle tabi Amerika CS'sinin ölmesiyle beraber de çok fazla şansı kalmadı. Otomatiğin kariyerini devam edecek. Ben bir Team Liquid transferi bekliyordum. Özellikle bu e, Fall'ın gelişi yerine belki o gelebilirdi veya daha önceki transfer dönemlerinde olabilirdi bir Team Liquid işi ama hiç düşünülmemiş demek ki. Bilmiyorum belki de e, hiç planlarda bile yoktu. Ama onun da artık e, ölmekte olan Amerika CSGO'su yerine e, tercihinin Valorant olduğunu söylemek lazım. Evet diğer önemli konulardan bir tanesi de Roba'nın tekrar koçluğa geri dönüş yapması. Özellikle FaZe koçluğuyla beraber e-spor kariyerine geri dönüş yapan. Çünkü altı döneminde dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Çok başarılı bir isimdi. Uzun bir ara vermiş. Son sürpriz bir değerlendirmeyle e-spor dönüşünü FaZe koçluğuyla beraber yapmıştı. Çok çok başarılı oldu mu tartışılır ama yine sahnenin önemli isimlerinden bir tanesiydi. Ama beni tabii en büyük ayak kırıklığına uğratan kısmı bu koç bug'ı döneminde. Onun da bir koç bug'ı kullanması sebebiyle ceza almasıydı. Ve cezasının dolmasıyla beraber beraber tekrar Feyze koç pozisyonunda beraber dönüş yapacak. Ya yani benim onunla ilgili çeşitli e, açıkçası hayal kırıklıklarım var. Tekrar söylüyorum. E, yani Feyze'deki şu an kadro yine çok iyi hale geldiği noktada belki da çok iyi anlaşabilir ve işleri tekrar toparlayabilir gibi görünüyor. Bakalım neler yapacak. Feyze'in biraz daha iyi bir yıl geçireceğini öngörüyorum. Bu noktada belki Roban'ın da katkısını takımda göreceğiz. Evet, yılın başı itibariyle en kritik haberlerden bir tanesi de Big tarafından gerçekleşmişti. Yaklaşık olarak 2,5 senedir yani 2019'un Ağustos ayından beri takımda yer alan e, Toby ki bu dönemdeki başarısının belki de kit noktalarından bir tanesiydi tecrübeli isim. E, takımdan ayrıldı. Artık ana koç olmayacak, baş koç olmayacak ve oraya yaklaşık olarak Eylül ayından beri beraber çalıştıkları ve asistan koç olarak yer alan DUDE takımın başına gelmiş durumda olarak bir pozisyon değişikliğini gördük. E, tabii birazdan turnuva sonuçlarına geçeceğim ama yani genel anlamda ciddi bir değişiklik olacak. Çünkü BİT o tarafa çok önem veren, işte koçu, idarecisi, menajerine çok önem veren bir kulüp organizasyon. E, bu noktada acaba ne kadar katkı verecek bilmiyoruz diyordu ama şu an için sene başı itibariyle yaklaşık olarak bir aydır, bir kaydır takımın ana koçu olarak e, başında mücadele ediyor. Görünen çok ciddi bir sırıtma görmedik biz ama diğer dönemlerde biraz daha takip ediyor olacağız. Evet yılın aslında en çok merakla beklenen haberlerinden bir tanesi Major bu sene olacak mı olmayacak mı? Biliyorsunuz en son Brezilya'da yapılacaktı. Sonra geçen sene pandeminin patlaması sebebiyle ertelendi ama yıl sonunda da tekrar yapılamadı. Fakat 2021 için şu an planlanan durumda özellikle ekim kasım civarında yaklaşık 2 milyon dolarlık ödülle de bir Major turnuvasının yapılacağı ve gerçekleştirecek organizasyonu da PGL oldu. PGL'i belki 2017'den hatırlarsınız. Ee, 2017 yılında bir tane daha major yapmıştı. Ya yani maalesef akıllarda çok sorunlu olan bir turnuva olarak kalmıştı. Belki hatta şöyle hatırlarsınız o zamanlar Henry yine sonuçluk yapmaya devam ederken e, stadyumdaki sahne üzerinde böyle biraz da şakayla karışık olarak bir kasayı alıp yere fırlatmıştı. E, artık yeter falan gibilerinden orada aklınızda kalmıştır. Yani teknik sorunları işte sürekli e, maçların geç başlaması falan bayağı bir sorun çıkmıştı. Umarım o olmaz. Bu kez Stockholm'da yapacaklar. E, ve tabii ki de yapılacak mı yapılacak mı hala bilmiyoruz ama şu an için planlanan bu. Ve Major'ı Valve PGL'e vermiş oldu. Hatta sahnede böyle de hatırlarsınız 2017 yılından. Yani umarım yapılır. Çünkü Major e, CSGO'nun gerçekten klasiği. O olmadan bir yıl geçtiğinde o hani sticker'lar çıkmadan, o işte oradaki pikem challenge'ları yapmadan, o heyecanı yaşamadan e, biraz sönük geçiyor yıl. 2020 böyle oldu. Biraz da tabii zorunlu durumdan. Umarım 2021'de en azından bir tane major'ı görebileceğiz. PGL tarafından yıl sonu yapılacak. Yine sene başı itibariyle en kritik aslında haberlerden bir tanesi yeni bir takım oluşumuydu daha önce e, farklı oyunlarda ciddi e spor takımları bulunan FunPlus Phoenix takımının CSGO'ya girişiyle beraber de bir kadro ortaya çıktı. Ve daha önce Godsent formasını giyen 4 tane oyuncunun yanına da Chris Chey'in katılması ve koçlarında Volk olması ile beraber FBX artık e, CSGO takımını tamamlamış oldu ki bu takım iyi bir takım. Yani özellikle baktığımızda kadro Stiko gibi bir tecrübeli oyuncu var. Yine eskiden Mousesports ile beraber oynadığı Chris Chey. Yine takımın lideri pozisyonunda gelmiş oldu Kiralık da olsa büyük ihtimalle kalıcı bir transfer olacaktır bu. E, Zen, Maiden ve Farlık gibi dönemli isimlerin yanına Devil Lock gibi de çok tecrübeli, Major şampiyonluğu bulunan bir koç var. Yani FanPras, Phoenix takımı gerçekten e, fark yaratacak işler yapacak. E, hani top 10 takımı olur mu bilmiyorum ama top 20'nin içerisinde her zaman yer alacak ve çok ciddi bir tehdit olacak. E, Kadro'dan bahsedebiliriz ki bunun üzerine çok fazla zaman geçmeden ilk şampiyonluğunda geldi ve Sangal'ın da katılıp elenmiş olduğu Snow Sweets Snow turnuvasının şampiyonu Fun Plus Phoenix takımı oldu. Finalde Gambit'i ki Gambit'ten inanılmaz bir seri var biliyorsunuz bu Gambit Youngs'ta sonra çıkmıştı sonra Gambit oldu. E, çok başarılı bir takım Hobbit tecrübesiyle beraber de iş tamamlamış oldular. Onları 3 haritaya giden mücadele 2-1 ile geçip e, kupaya uzandılar ve 40 bin dolarında sahibi oldular. Dediğim gibi eğlenceli, keyifli bir takım zaman zaman böyle farklı renkteki takımların ortaya çıkması heyecan yaratmıyor değil CSGO'da. Fan Plus Finis takımında yakından böylece takip edeceğiz. Yine öğrenme haberlerden bir tanesi NIP tarafından geldi. E açıkçası bu konuda biraz e, ön yargılı dar olacağım. Hep ondan olmayan oyuncu olarak bahsettiğim bir türlü istenilen şey yapamayan Twist bir kez daha NIP kadrosundan çıkarıldı ve serbest bırakıldı. Yani birçok kez Twist'e hani kariyer anlamında gerçekten çok şans verildi. Hani fanatik verdiği, NIP verdiği, international takımlar bazen zaman zaman denendi. Olmuyor. Yine olmadı Twist'le beraber ve Twist artık NIP'den ayrıldı ki bunun yerine de takımın aslında PAF takımı diyebileceğimiz NLP'nin Young Ninjas ekibinden ZTR takıma katıldı. ZTR yakın dönemde Sangal'ın Young Ninjas'ta oynadığı maçlarda çok yakından gördüğümüz bir oyuncuydu. E, maç tekrarları YouTube'da var oradan bakabilirsiniz. E, bu oyuncuyu direkt ana kadroya aldılar ve ana kadroya alır almaz da gerçekten yıllardır sanki NIP'li oynuyormuş gibi performans gösterdi. Blast mücadelesinde Astralis ve Big maçlarında gerçekten çok soğukkanlı kalıp çok kritik clashlar kazanıp takımın bir parçası olabileceğini gösterdi ve NIP de bu durumdan çok memnun tabii ki. Yıllar içerisinde takımın kadrosu yavaş yavaş gençleşmişti. Şimdi de yeni bir yine benzer modelden oyuncuyla birlikte NIP 5'ini tamamlamış oldu. Evet haberlerden yavaş yavaş artık turnuvalara geçelim. Yılın ilk turnuvalarından bir tanesi CS Summit tarafından gerçekleştirildi ve e, yine biliyorsunuz biraz daha Amerika odaklı gibi görünen ve daha çok e, hani büyük turnuvaların dışında kalan bir formatı vardı CS Summit. Ve CS Summit 7 turnuvasının şampiyonluğu Virtus.pro oldu ki buraları kaçırmıyor Virtus.pro biliyorsunuz. Gerçekten son bir, bir buçuk yıldır bu önce avangar kadrosu olarak başlayan kadro sonra VP altına girdikten sonra bu tarz yerleri kaçırmıyorlar. Yine önemli diyebilecekleri kendi açısından kritik bir turnuva. 100 bin dolarlık bir ödülü kazandılar. bu tarz turnuvaları kaçırmıyor Virtus.pro. Geçen senenin sonuna doğru da Flashpoint'in sezon ikisini kazanmışlardı. Çok ciddi bir ödül kazanarak. yani iyi bir kadro, iyi bir takım. James de e, aynı zamanda turnuva MVP'si olmayı başardı. E, yani biraz daha düşen ve sadece Navi etrafında gibi görünen CIS'in oyununun belki de artık yeni temsilcilerinden bir tanesi Virtus. Pro. Bu iki organizasyonunda artık CIS bölgesi tarafından Navi ile beraber bir Virtus'un e, temsil ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu iki takım turnuvalardaki iddialı takımlar arasında sürekli yer alacaklar. Blast Premier turnuvasının 2020 yılı boyunca aslında yaptığı maçlardan sonra ortaya çıkan final kadrosu bu senenin başında finalleri gerçekleştirdi. Ve global final ayağında da şampiyon olan takım Navi olmayı başarırken 600 bin dolarlık ödülü de cebine koymuş oldu. Astralis ikinci olurken Vatility Liquid sıralamasıyla beraber de turnuvayı kapatmış olduk. Aynı zamanda Simple'da yine MVP'ye layık gördürken inanılmaz bir oyun ortaya koydu ki burada özellikle Astralis'e karşı çok ciddi bir suni kurduğunu söylemek lazım Navi'nin. Final mücadelesinde neredeyse maçın çekişmeli bile geçmesine izin vermeyen Navi iki yarıda da Nuke ve Inferno'da kazanarak turnuvada galibiyete ulaşmıştı ki yine Simple'ın da gerçekten insanüstü performansının olduğu bir turnuva geride kaldı. Ve hatta çok kişi tarafından da yani hani Astralis'in hazır olmadığı görünmüştü sene başında ve böylece Blast Premier'in 2020 yılındaki turnuvası sonuçlandı. Şimdi ise 2021 yılı için aynı formatta bu kez grup maçları oynanmaya başladı ve bu grupların sonucunda bitimlerin bazıları dediğimiz gibi yine global finallere gidecek çok büyük ödül için mücadele edecekler. Bazıları ise biraz daha düşük ödüle sahip olan showdown turnuvasında mücadele edecekler. Bunları yayınlıyorum. E, kaçanlar varsa mutlaka Twitch'e tekrar bir baksınlar. Grup maçları devam ediyor. Aynı zamanda YouTube'a da maç tekrarlarını atıyorum. Mutlaka oradan bir göz atın. A grubunu tamamlamıştık. A grubunda Zantares'in takımı Bigin. E, aslında iyi başladığı turnuvada NLP 2-0 yenilmesine rağmen sonra comeback atıp finallerden büyük finallere gitmeye hak kazanan takım olarak çıktığını söylemek lazım. Yine B grubunu dün tamamlamıştık. Burada da Kompleks'ten inanılmaz bir oyunu vardı. Hiçbir takıma, hiçbir rakibe karşı maça yaklaşma şansı bile vermedi ki bu grupta G2 Fatihti, EG gibi takımlar vardı. Bunlar arasından sıyrılarak finallere gitmeyi başaran takım olmuştu. EG ile beraber bu finale giden iki takımlar aslında bunlar. Diğerleri de dediğim gibi showdown turnuvasına gidiyorlar. C grubu kaldı. O da Cuma günü itibariyle başlayacak. Burada Navi, no, MIBR, FaZe ve Liquid var. E, güzel keyifli bir turnuva oluyor. Mutlaka dediğim gibi Twitch'ten bir göz atın. Maç yayın haklarını almış durumdayım. Onları yayınlıyorum zaten bir yandan. Tekrarları da YouTube'a geliyor. Ve 2021'in de başında şu an için grup maçlarını tamamlıyor olacağız ki ve bu grupların sonucunda da dediğimiz gibi yıl sonunda oynanacak büyük turnuvaya gidecek takımların da belli olacağı bir grup aşamasındayız. Evet arkadaşlar ilk video olduğu için biraz uzun oldu ama her konuda değinemedim tabi yapacak bir şey yok, çok uzun video olacak öbür türlü genelde bunların hepsini zaten yayınlarda konuşuyorum hızlıca her konuya değinmeye çalıştım videolar devam edecek youtube tarafında videoyu likelamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.